Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Havva ile Örgü Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Çok şükür Rabbime. Hanımlar bugün sizlere şöyle gördüğünüz gibi bu çiçeği anlatmaya çalışacağım. Çok güzel, harika bir çiçek oldu. Şöyle, ayçiçeği. Evet, şimdi hanımlar bunun için şu gerekli malzemeler. Şöyle bir tane sarı ip kullandım. Patiklik ip. Elinizde hangi ip varsa kullanabilirsiniz. Ya da ördüğünüz neyin üzerine uygulayacaksanız onun ipinden örebilirsiniz. Mesela hırka süsleyeceksiniz. Ördüğünüz hırka süsünden battaniye süsleyeceksiniz. Ördüğünüz battaniyenin ipinden de yapabilirsiniz hanımlar. Şimdi bir tane de kahverengi ipim var. Şöyle bu biraz az bir şey kullanacağım için. Şöyle bir küçük bir parça söküntü ipim vardı. Onu kullanacağım hanımlar. Hemen şöyle bir tane sihirli halkaya yapıyoruz. Halka yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir çektim. Üzerine ip aldım. Hemen boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Şöyle bir zincir çektim, ipimi uzattım, üzerine ipimi aldım, tekrar yaptım o ikili trabzanın içine, arasına yani. Şöyle uzattım, bir, iki, üç, dört ve beş. Beş tane şöyle beş dolgulu bir fıstık yaptım, kapattım, bir zincir çektim, üzerine ipimi aldım. Yine sihirli halkamızın içerisine geçtim. İkili trabzan yaptım. Zincir çektim, kapattım. İpimi uzattım. Hemen aradaki boşluğa tekrar aynı şekil bir fıstık daha yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5'li bir fıstık yaptım. Kapadım. Bir zincir çektim. Tekrardan üzerine ipimizi aldık. Yine halkamızın içerisine battık. İkili trabzan yaptık. Bakın şu şekil fıstıklar yapıyoruz. Aynı şekil yine beşli bir fıstık yaptım. 2, 3, 4 ve 5 fıstığı yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Böyle hanımlar bu şekil bakın 1, 2, 3 tane oldu. 8 tane fıstık yapacağız. Aynı şekilde devam ediyoruz. 4 ve 5. Topladım, kapadım, bir zincir çektim. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane oldu. 8 tane yapıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar bakın 8 tane fıstığımızı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fıstığı tamamladıktan sonra ilk fıstığın tepesine şöyle bir tane kaydırma yöntemiyle bağlayıp burada ipimizi koparıyoruz. Şu halkamızın da sihirli halkamızın ipini de iyice sıkıştıralım hanımlar. Açılma olmasın. Hani sihirli halkalarda genelde iyi sıkıştıramazsan açılmalar çok oluyor hanımlar. Buna çok dikkat ediniz. Şöyle 8 tane fıstığımızı yaptık. Şimdi sarı ipimize geçiyoruz. Herhangi bir fıstığın tepesinden başlayabilirsiniz. Şöyle şuradan başlayayım. Toparladığım fıstık tepesine geçirdim tığımı. İpimi aldım şöyle. Bir, iki tane zincir çektim. Üzerine ip aldım. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle ikili bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Şöyle uzatıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane şöyle fıstık yaptım. Hemen şöyle 2 2 geriye gidiyorum. Bakın. Şuradan bakın şöyle.
ikişer ikişer geriye ilmeklerimi topluyorum. Şöyle siz göresiniz ya hanımlar. Arayı açıyorum. Şöyle. Evet. Geriye doğru topladık. Hemen şöyle kendimize doğru çeviriyoruz. Şu diğer kenarı yapacağız. Burada bir tane zincir çekiyorum. Üzerine ip alıyorum. Aynı yere tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 7 idi galiba değil mi? 8'di. Pardon, 8. Yine aynı şekil ikişer ikişer geriye doğru ilmeklerimi toparlıyorum. Bakın onlar gözüksün diye şöyle yavaş yavaş alıyorum. Bu şekil ilmeklerimizi geriye doğru toparlayalım. Evet, bakın toparladı. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben 6 zincir çektim. Sanırlar siz şuranın boyutunca çekebilirsiniz. Elden ele, ipten ipe fark eder. Hemen şu çiçeğimizin dibinden girip kahverengiden şöyle başlangıç noktasından çıkarıyoruz tığımızı. Şöyle bir sık iğneyle sabitliyoruz. Sabitledikten sonra bakın şu şekil. Hemen yüzünü bize çeviriyoruz çiçeğimizin. Bir, iki zincir çektim. Hemen bir sonraki fıstığın tepesine, şuraya tığımı sık iğneyle bağladım. Bir, iki, iki zincir çektim. Üzerine ip aldım. Aynı yere tekrar batıyorum. Yine ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İpimi uzattım. Tekrar yine burada. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 ve 8. Şöyle 8 ile bir fıstık yaptım. Toplamadım ama fıstık işlemi yaptık. Şimdi şöyle yine aynı şekil ikişer ikişer geriye doğru örüyorum. Geriye doğru ördüm. Hemen burada ne yapıyorduk hanımlar? Şöyle çeviriyoruz. Diğer kenarı da olacağız. Bir zincir çektim. Üzerine ip aldım. Tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yine aynı şekil ikişer ikişer geriye doğru gidiyoruz. Evet, geriye doğru geldik. Bakın. Burada ne yapıyorduk yine? 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. Yine çiçeğimizin şöyle orta bölümden girdik. Kahverengi ipimizin şu fıstığın tepesinden şöyle bir sık iğneyle bağlayacağız. Bağladık. Şöyle sık iğneyle bağladık. Hemen şöyle çiçeğimizi kendimize doğru çeviriyoruz. Bakın. 1 2 zincir çektik. Hemen bir sonraki fıstığın şöyle şu bağlama noktasına geldik, topladığımız yer. Buraya bir sık iğne yaptık. 1 2 zincir çektik. Tekrar aynı yere battık. İkili trabzanımızı yaptık. Bu şekil hanımlar tekrardan yine dolgularımızı yapacağız. Böyle fıstıkların tepeleri bir tane kadar, yani 8 tane çiçeğimiz olacak. Şöyle. Şöyle 8 tane olacak. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Hepsini yapıp gelelim. Evet hanımlar, bütün çiçeklerimizi yaptık, tamamladık. Bütün fıstıkların tepelerine bakın, bitti. Şimdi burada iki zincirimi çektim. Şöyle hemen son fıstığın tepesine şöyle bir sık iğne ile bağlayıp burada zincirimi, pardon, ipimi kesiyorum ve bitiriyorum. Evet,
Bakın hanımlar, gerçekten çok güzel, harika bir çiçek oldu. Şöyle normal sade kare kareler örüp battaniye yaparak yapabilirsiniz. Şöyle üzerlerine süsleyebilirsiniz hanımlar. Hırkalarınıza süs yapabilirsiniz. Daha küçük yapıp bebek hırkalarında, yeleklerinde kullanabilirsiniz. Çok güzel, harika bir model. Bakın, gerçekten çok güzel oldu. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz bütün bildirimlerimden haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.